Evet, bu videoda sizlerle beraber Assetto Corsa'ya modun nasıl yüklendiğini göstereceğim ve efsane bir arabayla gazlamaya çıkacağız. İlk önce modumuzu indiriyoruz. Bu modun linkini şu an vermeyeceğim. Eğer isterseniz, yani isteyenler aşağı yorum yazarsa onlara özel olarak yorum olarak vereceğim. Modumuzu indirdik. WinRAR ya da zip dosyasıyla açtık. Şöyle. Şu dosyayı hiç tıklamayın, açmayın çünkü bunları hiç anlamazsınız. Direkt şu arabanın ismi yazan dosyayı dizine çıkartın ya da masa üstüne çıkartın. İşte Assetto Corsa'nın kurulu olduğu yere gidip Steam, benim Steam'de kurulu. Steam Apps. Steam'de kuranlar için gösteriyorum. Steam'den alınanlar için. En başta Assetto Corsa. Buradan Content'e giriyoruz. Cars'a giriyoruz. Tamam diyoruz. Cars bölümünü atıyor. Oyunda da direkt seçip oynayacağız. Arabanın efsane bir sesi var. Gönül ister ki direksiyon setiyle oynamak ama direksiyon setine bir adım daha yakın kaldık. Daha var. Önümüzde saatler var. Masamızda pazartesi günü geliyor. Hadi bakalım. İnşallah iyi videolarla. Zaten bunların bir önceki videomu gördünüz. Ekena E9 ile çektim. Eğer hani direksiyon geldiğinde biraz daha açısını düzgün ayarlayabilirsem bence çok güzel malzeme çıkartabiliriz ortaya. Biraz geniş açı çektiği için bir de masam hani kötü bir masa olduğu için iyi görünmüyor. Ama yapacağım modifikasyonlarla bence daha güzel görünecek. Main menü. Hemen buradan Drive. Honda gördüm burada. S2000. S2000 bebeğim. Birkaç rengi var galiba. Bence siyah en güzeli. Bunu alalım. Gazlamalık da bir pist seçelim. Yanlamalık değil de gazlamalık olsun. Drag pisti var. Yok gerek yok ona. Highland Short. Imola. Monza. Baya geniş bir yer ya. Monza'da gazlayalım ya. Bu arada videomuz gösterebilir miyim ki? Görünmüyor. 1080p 60 FPS olarak gözükecek. Ayarlarımız bu şekilde. Ben anlamadığım için direkt oyunun kendi ayarlarıyla kullanıyorum. Çok da yükseltirsek aşağıdaki puf diye patlar. Sesin patlıyor mu yani mikrofondan patlıyor mu bilmiyorum çünkü kulaklık mikrofonla kaydediyorum yani son videolarımda bu kulaklığı kullanıyorum. Neden? Çünkü mükemmel bir kulaklık. Hem mikrofon olarak hem kulaklık olarak 7 artı 1 Everest Rampage SNRW 1 mi öyle bir şey 175-180 lira civarında parasını hak eden performans bir ürünü güzel yani. Of sese bak be. Bir tık açacağım. Beyler. Arabayı şöyle F5'ten göstereyim. Çakar sinyalleri yanıyor. Araba efsane. Söz veriyorum. Direksiyon olduğu zaman geldiği zaman bununla gazlayacağız, yanlayacağız. Her boku bununla yapacağız. Bu benim artık favori arabam. Çok efsane. Varex var herhalde, yanı kuşlu. Ya da direkt boğazdan. Araba hacim efsane ya. Dışarıdan aldığımız performans tabi içeriden alamıyoruz. O zaman çıkalım abi. S2000 ya boru mu abi? Abi buranın nereye abi. Abi araba sekiyor. Abi araba ne oluyor lan? Basık bir de. Bilsem açmazdım bu haritayı böyle olduğunu. Yuh yuh yani yuh. Yani direksiyonda emin olun şunun vereceği tadı hiçbir yerde alamazsınız ya. Gerçekte eski bir almaya kalksak herhalde. Çok pahalı bir arabadır herhalde. Oğlum çok zor burada sürmek. Hem alttan vitese bakıyorum hem yola bakıyorum.
Hem de klavyeyle kontrol etmeye çalışıyorum. Çok zor. Abi bu ne? Biliyorum haritaya hiç uymadı ama araç. Ama böyle yani eski 2000 yapmış adamlar. Daha ne yapsınlar? Klavyeyle iyi gazladık yine ya. Sıkıntı yaşamadım ya. Alıştım gibi artık yani direksiyonsuz ama direksiyona alışmam lazım şimdi. Direksiyon olsa daha iyi olur tabii. Vites düşürüşü falan mükemmel ya. Yani şu arabanın sesini alıp bence başka arabalara koyulması lazım. Çünkü Assetto'da ben hani o kadar mod oynadım. M5'e koyulabilir mesela bu ses. Saçma olur ama biraz makyajlı olmuş gibi olur. Gerçi var eksesi yani her arabaya koyulabilir. Honda VTEC 2'ye konulabilir. Atakan abi diyordu bunu Honda'ya falan koyacağım dedi. Bunu... Ben de onun videosunda gördüm bu arabayı. Yani efsane var yani efsane bir araba. Mükemmel bir araba. Hani bir de şey yapacağım artık. Bu direksiyon işinden sonra hani birkaç planım daha var. Yanlar mı? Anlamadı abi. Ya da biz anlayamadık abi. Şey. Artık videoları 1080p 60fps atacağım. Hani bilmiyorum izleyebilir misiniz ama hani daha kaliteli olmasını istiyorum. Artık hani böyle 720p 60fps atmaktan bıktım. Bu dediğimi de bilmiyorum yapabilir miyim ama her video için zor olabilir. Yani günde bir video atacak olsam mesela sırf 2 saat render bekleyeceğim. 2-3 saat onun yüklenmesi 5 saat. Hadi mesela videoyu akşam çektim, montajladım. Render'a bıraktım. Sabaha kadar render oldu. Sabah işe giderken upload'a bıraktım. Yüklenir herhalde akşama kadar. Abi araba güzel. Biraz da işten sürelim şöyle. Tadını alalım. Sonra bir de Playground'da yanlamayı deneyelim. Son kez motor freniyle yavaşlayışını ve bitir. Abi araba efsane. Ben bunun bir fotoğrafını almalıyım bence. Bundan çok güzel wallpaper olur. Şunu kapat, bunu kapat. Şunu kapat, bunu kapat. Beyler fotoğrafları isteyen olursa da şey yapalım. Bana özelden ulaşın. Ya da yorum yapın. Hani bilgisayarınızda bulunsun. Güzel fotoğraflar oldu çünkü. Şimdi. Highland Drift varmış burada. Bunun baksak mı ki? Bir de bunun akşamında oynuyorum. Ben hiç oynamadım ya. Stability kontrolü bir tık daha düşüreyim. Bir de Ankara'da şu an yağmur yağıyor. Çok güzel. Otomatik devir guys. Direksiyon seti olsa istemezdim de. Neyse. Of, hadi bakalım. Hadi. Ayarlarını yapalım. Vites semis şey lastik semisilik diyor. Pek yanlamaz ama bakacağız. 40 iyidir ya.
Fransa'yla 70 yapalım. S2000. 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 Abi bu ne? Abi haritaya bak. Dur, bunun fotoğrafını çekeceğim ben. Vallahi hep Tokyo. Abi ıslakmış ya. Şuradan esen tiyel atayım da. Abi yerlerin ıslaklığı değiyor mu? Şey, fark ediyor mu ki acaba? Çıkarken şey düşürüyor, gücünü düşürüyor. Ama bu haritayı ben cidden çok, haritayı çok beğendim. Yok abi olmuyor. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, görüşlerinizi ve önerilerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.